Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Milletin her türlü derdini sanki kendi derdiymiş gibi algılayan ve üzerine bir de yükünü çektikten sonra çözümünü de üreten dünyanın en iyi yürekli insanı sevgili Cenk ablamızdan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Ablam! Yavrum! Nasılsın benim güzel ablam? İyiyim güzel kızım, ne yapalım, yorgunluk, halsizlik. Ne oldu diye halsizlik falan? Bu kadar fal bakınca insanda ne hal kalıyor ne derman kalıyor. Bak sol bileğim nasıl şişti. Olur mu hiç dört kulak fal bak fal bak demiştiniz canım ablam bir gün. Böyle bir tekerlemeniz vardı. Olur mu hiç dört kulak dönde fal bak fal bak. Evet. Demiştim. Çocuklar için açmayı düşündüğüm bir çocuk falcısı 012. Çocuk falcısı mı? Yani çocuklar üzerinden mi fal bakıyorsun yoksa çocukların falına mı bakıyorsun? Çocukların falına bakıyorum ama ondan ziyade tabii anasına yürüyen çocuk dinlemez ki. Çocuk falı bak bak. Şeyden yapıyorum onu da böyle boyaları önlerine atıyorum sulu boyayı. Bu çocuk kağıdın üzerine haşır uşur böyle. Elleriyle darman duman bir şeyler çiziktiriyor. Tamam ver çocuğum diyorum. Onun üzerinden artık geleceği görmek olayımız. Anlıyorum, gerçekten çok yetenekli bir insansın ablacığım. Sağ ol güzel kızım. Ablam seni tebrik ediyorum. Zira yine bir dinleyicimizden şahane bir mektup almışsın. Neymiş o? Merhaba benim güzel ablam demiş hanım kızımız. Nasılsın canım ablam benim? İyiyim güzel kızım, buralara geçmemiz gerekiyor. Bu kısımların seni sinirlendirdiğini bildiğim için biraz seninle uğraşayım dedim ablacığım. Çünkü ben de çok sinirliyim. Benim yaşadıklarımı hissetmeni istiyorum diye böyle biraz felsefe yapmış ablacığım. Okuyayım mı? Oku oku. Ablacığım eşim beni terk etti. Hem de şimdiye kadar hiç rastlamadığın, asla aklına gelmeyecek bir sebepten dolayı beni terk etti yani sevgili ablacığım. Yani rastlamamış olmam birazcık zor ama neymiş söyle bakalım. Neymiş efendim, ben tulumba tatlısı yerken birden beni yakaladı, tulumba tatlısı yerken beni bastı ve çekip gitti ablacığım. Üstelik şöyle söyleyerek gitti, tatlı yemene bir şey demiyorum ama bana verdiğin sözleri tutmadın, ona içerliyorum diyerek dolapta ne kadar kadayıf varsa hepsini alıp gitti canım ablam benim. Kızımız tatlı manyağı mı? Hayır herhalde. diyet yapıyor yani adama söz verdiğine ama göre. Ama sırf tatlı diyeti mi bunun diyet dediğin şeydi doktor? Yani diyetisyen bana da diyor adama ait olabilir, pilav yeme abla ait diyor, makarna yeme abla diyor, onu yeme abla diyor, bunu yeme abla diyor. Sırf şeyle olsa bunlar tatlıcı herhalde, o satacağı tatlıları mı yiyordu kız? O da olabilir yani, sonuçta sen sanırım delikanlı oğlanı şey yaptın, haklı buldun canım ablam. Biraz haklı buldum yani, bir de kadayıfları alıp gitmesine de açıkçası anlam veremedim. Ablacığım acaba o kadayıfları geri getirir mi diyor, bak hala aklı fikri tatlıda yani bağlı. Giden kadayıf gelmez onu söyleyeyim. Yani bir daha görürse dikkatlice o sakallarının ağzının etrafındaki sakal civarlarına baksın. Kadayıfları yediyse orada birkaç tane kalmıştır. Ama bu evladımız herhalde artık gitti gider diye düşünüyorum bu ablacığım. Bence de öyle. Bence de yani azı mazeretin kralını bulmuş. Kadayıfları da cebe atmış. Tamam ne dönecek artık? Üstelik adam bayağı yani bir eli balda bir eli yağda terk etmiş. Yani yeni şöbiyetleri yelken açacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir düşünce. Tebrik ediyorum canım ablam. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım güzel kızım. Müebbet muhabbet. Tembellik tam da eleştirdiğiniz, en çok eleştirdiğiniz şeylerden bir tanesi değil evet, mi hocam? Evet yani ziyadesiyle yapılmayan tembelliği de eleştiriyorum. Yani ya delikanlı gibi tam tembellik yapacaksın, öyle biraz tembellik, biraz çalışkanlık olacak iş değil. Tam tembelliğe tambel diyorsunuz anladığım kadarıyla. Tambel evet. Tambel insan. Hatta tambellerle body çalışanlarımız da vardır. Ay. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Bugün film eleştireceğiniz söyleniyor ama ben bunun bir dedikodu olduğu izlenimini taşıyorum. Yanlış bir izlenim taşıyorsun. Zira bugün Gençlik Başımda Duman adlı filmi irdeleyeceğim. Gerçekten süper zevzek bir filme benziyor, Allah kahretmesin. İzlanda yapımı bir film ve orijinal adı da Hjar Tastein. Hjar Tastein mi? Yani Gençlik Başımda Duman. Gençlik Başımda Duman bizim sevdiğimiz bir şarkımızdır. Oradan mı tüydürmüşler acübe? Olabilir evet. Tam 129 dakika.
129 dakika. Evet, şimdi İzlanda'da bayağı bir gece olduğu için bunlar çek bitmiyor. Yani şu an yaz olduğu için orada paso gündüz, yani hiç gece olmuyor. Dolayısıyla ama şimdi ne yapalım, bu filmin, ne yapalım? Hayır işte filmin daha önce çekildiğini düşünürsen. Ha, önceden mi çekilmiş? Yeni değil bütün yani. Bütün filmler film. Önceden çekilmiş. Canlı film yok. Hepsi eski film mi? Tabii. Başrolde Baldur Einarsson var ki Baldur's Gate'i hatırlarsın. Yani bunun gate'i miymiş o? Bunun kapısı. Bunun gate'i ise bravo. Baldur, öyle mi? Evet. Gerçekten saçma bir isimmiş. İzlanda'nın gözlerden uzak bir kıyı kasabasında yaşayan gençler var. Ve önlerinde uzun bir yaz var. dolayısıyla bir takım yaz aşkları bizi bekliyor. Üstelik 129 dakika boyunca. Evet, yani 6 ay bir yaz aşkının başlayıp bitmesi için çok uzun bir süre. Evet. Neyse. O yüzden iki tane başlatıp bitiriyorlar diye düşünüyorum. Zira 4 kişi bunlar. O zaman toplamda 8 yaz aşkı seyrediyoruz ki bu da 129 dakika içimizi kasmaya değecektir diye düşünüyorum. Değecektir tabii ki. Peki... Bu arkadaşlar yani niye böyle bir şey yapıyor? Yani sırf eziyet olsun diye mi? Yani adamlar yoksa... İzlanda'da diye devamlı depresyondalar diye film de mi çekmesinler? Gerçi o da var, doğru, çok yani haklısınız, değerli da hocam. Onları da düşünmek lazım. Peki filme gitmek için küçücük de olsa bir sebep, hani zar zor şöyle araştırıp bulmaya çalışsak hiç var, bulamaz mıyız? Var. Diyelim ki evde elektriğimiz kesildi ve de telefonlarımızın falan şarjı pek yok. İnternette gitti tabii. Hemen şarjımızı, pılımızı, pırtımızı topladığımız gibi bulduğumuz bu filmin ilk seansına dayın yaslanıyoruz. 129 dakikada telefonumuz da dolar, iPad'ımız, evet. Bilgisayarımız da dolar. O da bize yeter zaten. Salonda priz var mı diye soruyoruz mısırcı başı çocuğa. Gerek yok, mutlaka bir yerinde vardı. Çünkü kimse olmayacağı için içeride bir tek biz varız. Ama, yani gelip yayarız. Ama salonun içine bunu bildikleri için priz koymuyorlar. Mısırcı çocuğa rica edebiliriz. Yani bir şeyde kalsın. %10 da olsa bana yeter. Canım yani sonuçta bu filmin tek izleyicisi olduğumuz için makiniste söyleriz, bir uzatma çekeriz içeriye makinistin odasından. O zaman makiniste söyleyelim, bir de yarım ekmek arası beyaz peynir, domates, biber ya, ayıp yani olmaz. Yani nasıl bir samimiyet kurduğunuza bağlı, sonuçta bir başınızdasınız. Yani orada rahat ettiğiniz için her şeyi yapacaklardır. Mısırcı başı çocuğun sattıklarından tırtıklıyorum. Anladım. O zaman size afiyet olsun diyorum değerli hocam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Cenk ve Erdem'le müebbet muhabbet. Müebbet muhabbet. Kolonya? Yok, teşekkür ederim. Tarçın alayım ben. Tarçın, kimyon? Yok, kimyon da değil de biraz ekmek kırıntısı alayım. Ekmek kırıntısı da istiyorsun. Tarçın ve ekmek kırıntısı. Evet. Bunu böyle güzel bir fincanın içerisinde güzelce karıştırdıktan sonra üzerine iki damla fesleğen yağı döküyoruz. Sonra ne oluyor ondan? Sonra içiyoruz. Ben hani sadece hani biraz ferahlı diye şey düşünmüştüm yani. Ne bileyim, kolonya deyince aklıma bu tarif geldi. I see. Bizim sevgili gorgonlarımızdan bir tanesi, bu dış kapının mandalı olan hangisiydi? Ezik. Hayrightson mı? Hayrightson mı? Tabii, ezik değil de hariçten gorgon. Ay, dış kapının mandalı deyince bir an evinde beş... Yani. Ne oldu? Neyse, tamam, dur dinleyelim. Evinde 500 kedi bulundu. Çin'in Sirius... 500 kedi. Yani bu bence biraz hani automation, unt kaydırmation gibi geliyor. Evet, yani o kedileri tek tek tutup hayatta saymamışlardı 500 tane diye. Dur bakayım, 10 tane şurada olsa, 20 tane de burada olsa, tamam 500 yaz gitsin. Alo amirim, en az 500 kedi var burada. Tamam, 500 yazıyorum, emin misin? Çin'in Sirusi kentinde evinde yaklaşık 500 kedi barındıran bir kişi gözaltına alındı. Sirusi niye? Bir kabile evde... olması lazım. Sirusiler. Sirusiler. Evde kedi barındırmak yasak mıymış? Yani belli bir sayıdan fazlasını barındırmak yasak herhalde. Çin'de öyle şeyler var sanırım. Hmm. Çevredeki kedilerin kaybolduğunu ve komşunun evinden sürekli kedi sesi geldiğini fark eden bir kişi alarma geçti. İhbar üzerine... Alarma geçen kişi. Bir kişinin alarma geçmesi nasıl oluyor? Allah Allah, bu adam yine niye alarma geçti? İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kedileri kafes içinde taşımaya hazırlanan zanlıyı tespit etti. Nasıl bir kafes? Gerçekten inanılmaz bir şey. 500 kediyi alan dev bir kafesten bahsediyoruz. Devasa kafes. Evden nasıl çıkaracaktı o kafesi acaba? Kedilerin sıcaktan etkilenmemesi için kafeslerin yanına vantilatör de yerleştirilmişti. Kafesler birden fazlaymış. Tamam, kediler şimdi vantilatörle oldu. Beslenir. Halbuki onun yerine bir tane klima işi görürdü diye düşünüyorum.
Zanlının sadece sokak kedilerini değil, ev kedilerini de çaldığı tespit edildi. Vay zanlı sokak kedilerini niye çal? Sokak kedisi çalınmaz ki, alır getirir evine besler. Sokak kedileri belediyeye ait değil mi? Yo değil. Kime ait? Sokak kedisi hepimizindir. Yani ister sokakta besleriz, ister alır evimizde besleriz. Kedileri yakalamak için yem olarak serçeleri kullandığı belirtilen zanlının... Serçe yiyen kedi nasıl bir kedi? Demek ki Çin'deki kediler de ruh hastası. Ama şimdi adam kedileri toplamış, kafese koymuş. Ne verse yiyecekler gene. Bu serçe veriyor, iyi. Hayır yani serçeyi bir daha yakala et. Her seferinde 500 tane de serçe gitti şimdi bunlar yüzünden. Şimdi haberin o kısmında da serçeleri nasıl yakaladığını ve neyle beslediğini anlatacak sanırım. Serçelerin içinde muhtemelen hamam böceği. Yani 500'er hayvanları harcamış. Tam bir katliam ordusu adam. Katliam ordusu ve yeni bir ekosistem yapıcısı. Her bir kediye 30 yuan, yaklaşık 4 dolar karşılığında tavşan eti adıyla restoranlara satmayı planladığı ortaya çıktı. 4 dolar ne ki canım ya, sonuçta 2000 dolar için bu kadar zahmete değer mi, Allah kahretmesin. Olacak iş değil yani, ben bu haberin uydurma için unut kaydırma için olduğunu söylemiştim. Evet. Daha baştan ve hala bu sözümde diretiyorum. O zaman kızımıza cezayı yazıyorum. Bas cezayı gitsin. Müebbet muhabbet.